Yılbaşı'nın spoilerlı incelemesine herkese merhaba arkadaşlar. Üstüne konuşulacak çok şey var, yapılacak çok teori var. O yüzden hemen filme giriş yapıyorum. Film Biri'nin işe geç kalmamak için çabalamasıyla başlıyor. Beri kalori ihtiyacı yüksek olduğu için işe gitmeden önce her zamanki gittiği kafede her zamanki bol kalorili spesiyelini alması gerekiyor. Ama garson değişmiş ve yeni gelen garson o kadar ağır hareket ediyor ki geç kalmasına neden olacak gibi. Bu esnada Biriye Alfred'ten bir arama geliyor ve Gotham'da tehlikeli bir durum olduğunu, yardımına ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Biri ise Superman'i, Wonder Woman'ı filan çağırmasını öneriyor. Aslında Alfred'in de ilk tercihi onlar olmuş. Ama Superman bir volkan patlamasına müdahale etmekle meşgulmüş. Wonder Woman'a ise ulaşamamış. Bu şekilde filmin başında diğer kahramanlarla bağlantı kurulması hoşuma gitti. Çünkü genelde MCU solo filmlerinde diğer kahramanlar hiç yokmuş veya yardım istenemezmiş gibi bir tavır alınıyor. Filme dönecek olursam kafadaki çalışanın çok yavaş hareket ettiğini gören Barry yol, yola koyuluyor ve saniyeler içinde gatımda oluyor. Batman kötü adamların peşinde giderken Barry'e ise yıkılan hastanedekileri tahliye etme görevi düşüyor. Tam herkesin dışarı çıkardığını düşünürken yukarıdan bebek yağmuru başlıyor. Evet yanlış duymadınız. Bebeklerin tutulduğu kapı kilitli kalınca oradaki hemşire bebekleri aşağı indirememiş. Binada yana yatınca dışarı uçuyorlar. Orada birinin bizim için ağır çekimde gösterilen sahnesi o kadar absürttü ki kimin aklına gelmiş gerçekten merak ediyorum. Her bir bebeğin başına gelen ayrı bir felaket. Kimine neşter düşüyor, kimine ateş, kimine kimyasal. Sahne hem korkuştu hem de gerçekçilikten uzak. Havada uçuşan oyuncak bebekleri sedyede toplayan bir beri gördük. Yetmezmiş gibi bir de üstüne köpekle tüy dikmişler. Evet bu saçma sahneden sonra Batman'in adamları kovaladığı sahneye geçiyoruz ve kendimize geliyoruz. Tam kimyasal dolu çantaya tutan adam denize düşecekken Bruce yakalıyor ama elinden kayıyor. Bu sırada ise doğruluk kementiyle Wonder Woman adamı yakalıyor ve yukarı çekiyor. Havalı giriş yapan Dayana geç kaldığı için kusura bakmayın diyor. Shazam filminde Galgagot'u gördüğümüzde belki de son görüşümüz olabilir demiştim. Tabi Flash ve Aquaman 2 filmlerinde görme ihtimalimiz var diye de eklemiştim. Ki tahmin ettiğim gibi de oldu. Her ne kadar ikinci filmi fiyasko olsa da ben Wonder Woman olarak Galgagot'u beğeniyordum. Amazon kadınlığı yakışıyordu. O yüzden son görüşlerimiz olması üzücü. Filme dönecek olursam doğruluk kementine dokunan Burusun sert duruşunun ardında çok farklı biri olduğunu ve birinin bakir olduğunu öğrendiğimiz sahne güldüren sahnelerden biriydi. Birinin orada işi bitip kafaya geri döndüğünde ise siparişin anca yine hazırlandığını görmesi güzel düşünülmüş. Yaşadığı koşuşturmalı hayatı ve onun hızını iyi yansıtan bir giriş olmuş. Bu koşuşturmalı hayat yüzünden işe de hep geç kalıyor. İşi adli vakalarda çalışarak gerçek suçluların yakalanmasını sağlamak. Çünkü babası haksız yere hapiste olduğundan bunu kendine görev edinmiş. Babasının hapisten çıkması için kamera görüntülerinin netleştirilmesiyle ilgili burustan yardım istemiş. Ama görüntüler netleşse de babası hiç yukarı bakmadığından yüzü görünmüyor. Babasının mahkemede mahkemesi yaklaşırken yine onu çıkaracak bir delil bulmaması onu üzmüş. Babası ise onu düşünmeyip hayatına devam etmesini istiyor. Arkadaşlar edinmesini, hoşlandığı kızla vakit geçirmesini tavsiye ediyor. Ama Beri yaşadıklarının üzüntüsünden kurtulamayan bir çocuk hala. Burada Flashback ile annesini kaybettiği o güne gidiyoruz. Henüz daha çocukken annesiyle mutfakta keyifli vakit geçirdiği sırada annesi domates sosunu unuttuğunu fark ediyor. Babasını ise sosu almak için markete gidince olanlar oluyor. Biri odasına ödevini yapmaya çıkmışken eve bir geliyor ve annesini bıçaklıyor. Babası tam eve yaklaştığı sırada karısının çığlığını duyunca koşarak yanına gidiyor. Tabi Beri de. Annesini kanla içine gören Beri koşarak oradan uzaklaşıyor ve günümüze dönüyoruz. Günümüzde de bu üzüntüyle koşan Beri Speed Force'a geçiyor ve zamanda geri gitmeye başlıyor. Kendini o bebekleri kurtardığı anda görüyor. Tabi böyle önemli bir şeyi hemen gidip Bruce'a anlatıyor. Annesini ve onun ailesini kurtarabileceğini söylüyor. Bruce ise bunun doğru olmayacağını, geçmişe müdahale etmenin çok kötü sonuçları olabileceğini Barry'e anlatmaya çalışıyor. Barry geçmişe doğrudan müdahale ederse ve orada birileri, birileri tarafından görülürse kötü şeyler olacağının farkına varıyor. Bu esnada platonik okul aşkı Iris geliyor ve onunla yaşadığı travmatik olay hakkında sohbet etmek istiyor. Başta bunu gazeteci kişiliğinden dolayı yapmak istediğini sansa da aslında Beriye değer verdiği için sohbet etmek istediğini anlıyor. Bu sohbet Beri'nin aklına bir fikir gelmesini sağlıyor. Doğrudan müdahale etmeden ve kimseye görünmeden alışveriş sepetine domates sosu koyarak böylece babasının evden gitmemesini sağlayıp annesini kurtarabileceğini düşünüyor. Filmin gerçekten bu düşünce üzere kurulması bana saçma geldi. O zaman Beri'nin annesini öldüren Reversal Flash değil miydi? sıradan bir hırsız mıydı? Hırsız evin kalabalık olduğunu görünce mi vazgeçti? Klasik hikayede öldüren ters flash oluyordu. Filmde öldüren ters flash olsaydı o gün eline fırsat geçmese de bir gün elbet bir fırsat yakalayıp yine öldürürdü. Yani kimin öldürdüğünü tamamen bir bilinmez olarak bırakmışlar. Hadi diyelim biz domates sosunun anneyi kurtaracağına okey olduk. Peki insan hiçbir merak etmez annemi kim öldürdü diye. Zamanda geri gitme yeteneği olan biri annesini kimin öldürdüğünü bulup da bu duruma doğrudan olmasa da o şekilde müdahale etmeyi düşünemez miydi? Bu kısım senaryonun eksik kaldığı kısımlardan biri olmuş. Evet neticede, neticede tuhaf da olsa bir, de bir domates sosuyla annesinin hayatını kurtarıyor ve zamanda geri dönerken annesiyle birlikte geçirdiği kısa kesitler görüyoruz. Yaş günleri, yılbaşıları derken tam 18. yaşına geldiğinde Korkunç görünüşlü siyah bir yaratık onu Krana dışına fırlatıyor. Burada annesiyle ilk karşılaşmasında duygusal bir sahne yaşıyoruz. Beraber yemek yerlerken aslında yeni birinin üniversite için evden uzaklaştığını ve çok farklı bir bölümde okuduğunu öğreniyoruz. Tabii bu esnada genç birinin geldiğini gören biri de hemen oradan uzaklaşıyor ve onu durduruyor. Mecburen onunla yüzleşerek her şeyi anlatmak zorunda kalıyor. Beriler odasında konuşurken Beri duvarda annesiyle olan resimlerini görüyor. Tüm bu anıları aslında yaşayamadığının üzüntüsünü yaşıyor. Bir de maymun, maymun oyuncağının dart tahtasında hedefe konulup vurulduğunu görüyor. Bunun ona ne hissettirdiğini ise ileride anlıyoruz. Beri kendi zamanına döneceği sırada o gün güçlerine kavuştuğu gün olduğunu fark ediyor. Genç Beri ise o akşam kız arkadaşıyla buluşmayı planlıyor. Genç biri eğer o gün yıldırım çarpan yere gitmezse güçlerine kavuşamayacağı için gelecekte de flash olamaz ve biri de güçlerini kaybetmiş olur ve geri dönemez. Bu yüzden onu yıldırım çarpan yere götürüyor. Kapılardan genç biriyi kucağına alarak fazlaşarak geçiyor. Tam yıldırım çarpacağı esnada genç biriye oturmasını ve sakinleşmesini söylerken yıldırım birinin içinden geçiyor ve sonra genç biriye çarpıyor. Bu esnada Beri'nin Beri Beri güçleri de genç Beri'ye geçmiş oluyor. Bu sahnelerde Beri'nin güçlerinin gittiğini fark etmemesi ve duvara çarpması bir de üstüne o komik koşma çabasını yapması tam bir komediydi. O sahne sırasında salondaki herkes neredeyse kahkaha atıyordu. Sonrasında genç Beri'nin güçlerini öğrenmeye çalıştığı sahneler de oldukça eğlenceli ve komikti. Meğer Beri'nin güçlerini kazandığı zaman General Zod'un da dünyaya geldiği zamana denk geliyormuş. O zaman henüz doğru düzgün kostümü bile olmayan ve güçlerini yeterince iyi kullanamayan bir beri pek çok insanı kurtaramamış. Binlerce kişinin ölümüne neden olan bu General azot olayını düzeltmek için adalet birliğini toplamak aklına geliyor. Ama yaptığı araştırmalar sonucu hiçbir meta insanın varlığına ulaşamıyor. Değiştirdiği evrende sadece Batman kalmış ve birlikte onun yanına gidiyorlar. Karşılaştıkları Batman ise yaşlı, her şeyden eline eteğini çekmiş, ve kendine ne de evine bakan biri. Gotham'da kötülük kalmadığı için Batman'liği de bırakmış. Biri ona her şeyi anlattığında ve yardım istediğinde durumu spagetti ile bir metafor yaparak özetliyor. Birinin zamanda geri gitmesi ve annesini kurtarması paralel bir evren oluşturmuş ve bu evrende her şey çok farklı gelişmiş. Superman'i bulmak için yardım istemesini de reddediyor. Beri ise ondan izinsiz Batman'in mağarasına inerek ekipmanlarını kullanıyor. Onu izleyen Michael Keaton'ın Batman'i ise aşağı iniyor ve o uyurken işe el koyarak Superman'in olası yerini tespit ediyor. Batman onlara yardım etmeye karar verdiğinde Michael Keaton'ın tekrar havalı Batman halini görüyoruz. Gerçekten bu sahneleri özlemişiz. Superman'i kurtarmak için yaşadıkları aksiyon sahnelerinde gördük ki Michael Keaton'ın Batman'i Ben Affleck'in Batman'ini ikiye katlar. Ne varsa eskilerde var arkadaş. Konuya dönecek olursam Süpermen'i kurtarmayı beklerken süper görlü buluyorlar ve buşa geldiklerini düşünüp geri dönecekken biri onu burada bırakmayız, bırakamayız diyerek kucaklıyor ve oradan çıkarmaya yöneliyor. Batman'in yetenekleri sayesinde oradan çıkmayı başarsalar da dışarıda onları bir dünya silahlı asker bekliyor. Bu noktada güneşle temas eden kara kendine geliyor ve güçleniyor ve adamları pataklamaya başlıyor. Sonunda oradan kaçmayı başardıklarında ise Kara insanları kurtarmaya pek de hevesli olmuyor. O da haklı sonuçta çünkü yıllarca tutsak tutulmuş ve işkence görmüş. Bu esnada her planın boşa çıkması Beri'yi iyice geriyor. Geç birinin ise rahat tavırları sinirini bozmaya başlıyor ve ona patlıyor. Ailesinin olmasının kıymetini bilmediğini ve maymuncuyu hedef tahtasına koyduğu için ona kızıyor. Tabi genç Beri kızma sebebini anlamasa da bizler çok iyi anlıyoruz. Beri ailesi olmadan zor bir çocukluk geçirmiş ve maymuncuya sarılmış. Genç Beri gibi dışa dönük biri değil, içine kapanık biri olmuş. Bu kavgadan sonra Beri'nin aklına bir fikir geliyor. Kendine tekrar yıldırım çarpıtarak güçlere kavuşma fikri. Batman yıldırım oluşturacak bir mekanizma kuruyor ama işe yaramıyor ve Beri sadece ciddi derece yaralanıyor. Perişan hale gelse de bir daha denemek istiyor ama mekanizma arızalanıyor. Bu kez devreye süper Göl giriyor ve onu kucaklayarak gökyüzüne çıkarıyor. Bu sahne anlamlıydı çünkü Beri de Kara'yı kucaklayarak çıkarmıştı ve merak etme güvendesin diyerek kurtarmıştı. Şimdi de aynısını Kara ona yapıyor ve Beri sonunda bizzat yerinde çarpılınca güçlerini tekrar kazanıyor ve genç Beri de Batman'in kostümlerinden kendine yeni bir kostüm yapıyor. Bir ara Beri Batman ile konuşurken Batman bu evreni niye kurtarmak istediğini soruyor. Sonuçta güçleriyle istediği evrene gidebilir. Biri ise cevap olarak annemin yaşadığı evren burası diyor. Batman aslında bu durumu tahmin etmiş ve genç birinin bilip bilmediğini soruyor. Biri ise böyle bir şeyi nasıl anlatacağını bilmediğinden anlatmadığını söylüyor. Bu esnada ise genç biri aslında her şeyi duyuyor. Sonunda final dövüşü dediğimiz sahneye geliyoruz. Filmin aslında esas kötüsü denebilecek bir kötü yok. Yani daha doğrusu o kötüye yoğunlaşılmamış. Film tamamen birilerin çabaları üzerine kurulu. Bu konuda Ezra Miller'ı te, Miller tebrik etmek lazım. Filmi büyük ölçüde göstermiş ve başarıyla altından kalkmayı başarmış. O yüzden aslında final dövüşü olarak bildiğimiz sahnede pek bildiğimiz gibi gerçekleş gerçekleşmiyor. Kara ve Batman ölüyor. Beri bu durumu düzeltmek için zamanda geri giderek tekrar deniyor. Ve yine bir şekilde Kara ve Batman'in ölümüyle sonuçlanıyor. Bu durum defalarca tekrarlanıyor ve bu esnada geç biriye bir kripton, kripton parçası saplanıyor. Ama bunu önemsemiyor ve tekrar denemek istiyor. Beri ise durup düşünüyor ve kronobol içindeyken etrafına bakıyor. Geç biri ise tekrar tekrar deniyor ve her seferinde yu, vücuduna bir parça daha saplanıyor. Beri artık her şeyin farkına varıyor. Bazı şeyler, bazı şeylerin değiştirilmeyeceğini anlıyor ve Evrenlere yaptığı kötülüğü de fark ederek durmaları gerektiğini söylüyor. Bu arada evrenlerin birbirine girdiğini ve çarpıştığını görüyoruz. Çoğu kamyonu da zaten bu sahnelerde görüyoruz. Farklı evrenlerdeki süpermenler, süpergörler, Flashlar, hatta Nicholas Cage'in süpermenini bile görüyoruz. Eski kahramanlara bu şekilde selam çakmaları güzel olmuş. Biri parçalanan evrenleri görünce durmaları gerektiğini söylese de genç biri durmak istemiyor. Çünkü diğer türlü annesini kaybedeceği evrene döneceğini biliyor. Annemizi çok çabuk yarı yolda bırakıyorsun diyerek isyan ediyor. Bu sırada Flash'i çemberin dışına atan yaratık geliyor ve genç Flash'ı durdurmasına engel olmak için Flash'ı öldürmeye çalışıyor. Orada anlıyoruz ki genç Flash yıllarca tekrar tekrar deneyerek o hale gelmiş ve Dark Flash olmuş. Ben filmden önce genç birinin Dark Flash olacağını tahmin ediyordum ama bu şekilde olacağını değil. Hem filmde daha çok Dark Flash'e yer verileceğini düşünüyordum hem de daha farklı bir isyan sonucu genç birinin Dark Flash olacağını düşünüyordum. Dark Flash olduğunda ise birinin başına daha büyük belalar açacağını tahmin ediyordum. Ama öyle olmadı. Dark, Fla Dark Flash biriye saldırdığında genç biri araya girdi ve o ölünce Dark Flash da yok olmuş oldu. Biri ise tekrar geçmişe yaptığı hatayı düzeltmeye gitti. Markette annesiyle karşılaştığında oldukça duygusal bir sahne gördük. En azından annesiyle vedalaşma fırsatı oldu. Sonrasında sepete koyduğu domates sosunu çıkarıp rafa geri koydu. Rafa koyarken ise aklına bir fikir geldi ve domates soslarını üst rafa dizdi. Böylece günümüze babasının mahkemesine döndüğünde kamera görüntülerinden domates sosuna uzanan babasının yüzü görünüyor ve suçsuzluğu ispatlanıyor. Barry bu konuda oldukça mutlu. Yaşadıklarından bir ders almamış gibi görünüyor. Ne olursa olsun yine akışa müdahale etmiş oldu ve kelebek etkisiyle pek çok şeyin değişmesine neden oldu. Bu değişikliklerden ilkiyle filmin sonunda karşılaşıyor. O arabadan inen Batman'in yeni oluşturulacak DC evreninin Batman'i olacağını umut ediyordum. Ama George Clooney'i görünce hayal kırıklığına uğradım. Hem daha önce onun yeni Batman olmayacağı açıklanmıştı hem de yaşından dolayı böyle bir şey mümkün olduğunu sanmıyorum. Belki de filmin sonunun değiştirilmesi de bundan kaynaklı olabilir. Bakın emin olun bu filmin reboot atılacak yeni oluşturulacak DC evreniyle bir bağlantısı yok denmek istenmiş olabilir Film yeri evrenle bağlantısı olmaması ve daha büyük bir daha büyük bir şeyin parçası olmaması açısından beklentimin altında kaldı. Ama yine de Flash karakterinin solo filmi için oldukça başarılı bir film olmuş. Onun yaşadıklarının duygu dünyasını çok güzel aktarmış. Filmi keyifle izledim. After Credit sahnesinde ise Aquaman ile Barry'yi görüyoruz. Bu diğer Aquaman filminde Flash'ı da görebileceğimiz anlamına geliyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gelecek film ve oyun videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.